Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Astor hissesini değerlendireceğiz. Bakın, Astor'da bu şekilde çizmiş olduğumuz bir kanal görüntüsü vardı. Kanalımızın bir tane üst bandı ve iki tane alt bandı vardı. İki tane dip ve bir tane tepeden oluşan bu kanal görüntüsüne göre Astor hissesinin hareket edeceğinin stratejisini kurmuştuk ve kanalımızın orta bandı son derece önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacaktı arkadaşlar. 3 defa bu bölgenin test edildiğini görüyoruz. Yukarı yönlü aşılamamayla birlikte yükselen trendimizin de aşağı yönlü kırılmasıyla sat pozisyonu oluştu ve bizim yapmış olduğumuz yayınlarda sizlerle birlikte şu şekilde bir stratejiden bahsetmiştik. Buranın kırılması önemli bir trendin kırılmasından kaynaklı tekrardan retest yapılması ulaşabilir demiştik. Bura kırıldı ve fiyatların 155 TL'lere kadar gitmesi beklenirdi. Ancak bu bölgede 145 TL civarında bir direnç bölgesi karşısına çıktı. Ondan sonra ne dedik arkadaşlar? 145 TL yukarı yönlü aşılmadıkça ve üzerinde günlük kapanış olmadıkça hala fiyatların aşağı yönlü baskılanmasını bekleriz. Piyasalardaki dalgalanma olması halinde ise Astor'un kanal alt bandına kadar düşme riski vardır. Tabi aralarda destek ve direnç bölgelerimiz vardır. Ancak majör görüntülerden bahsediyorum arkadaşlar. Bazı izleyicilerim beni yanlış anlıyorlar. Hocam buralara kadar 100-110 TL'lere düşmez diyorlar. Ben düşer demiyorum. Ancak teknik olarak böyle bir riskin oluştuğundan da bahsetmem lazım. Bunları öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Bu yayınların amacı sizlere bir şeyleri öğretebilmek. Yoksa Koyun Bulucu'nun ücretli veya ücretsiz herhangi bir kanalının olmadığını biliyorsunuz. Ben sizler için yapıyorum bunu. Lütfen kıymetini bilelim. Bakın, 145 TL'nin üzerine bir türlü atamayan bir Astor hissesi var. Bu bölgelerde bir yorulma var arkadaşlar. Bu yorulma ne zaman sonuç verir? Ya 145 TL'nin üzerine çıkacak ve üzerinde kapanış yapacak ve biz tekrardan kanal orta bandımızı, yani şu anda 175 TL civarlarına gelmiş kanal orta bandımızı hedef olarak karşımıza alacağız veya 145'in altında bir düşen durum daha oluşturacak. 145 TL direncimizin ne derece güzel tuttuğunu zaten görüyorsunuz. Biz bunu ne zaman yaptık? Bu bölge kırıldığında fiyatların yukarı yönlü gideceğini, sonrasında bu şekilde sarı çizgide olduğu gibi aşağı doğru düşeceğini söylemiştik. Ancak fiyatlar düşmese de bu bölgede satış fırsatı bizlere verdi. 145 TL'yi lütfen yakından takip edin. 145 TL nasıl tekrardan test edilebilir? Bakın, aşağıda 138 TL desteğimiz var. 138 TL'ye eğer fiyatlar dokunur da yukarı yönlü kendisini atarsa 145 denemesi tekrardan olacaktır. 138'lere gelip tekrardan 145'lere doğru bir tepki yükselişi olabilir. İşte bu yapacağı tepki yükselişinde günlük kapanış anlamında 145 TL'nin üzerinde kalırsa güvenli pozisyona Astor hissesinin geçeceğini düşünürüm ben. Ancak 138'e gelir, 145'e iğne atar ve tekrardan düşerse ters çekiç mumu oluşturabilir. Bazı anlamıyla da ters şemsiye durumu oluşturabilir ve o da teknik anlamda mum grafiklerinde bir düşüş formasyonuna karşılık gelir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Uzun vadeli yatırımcılar için zaten bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu bölgelere de düşse ben bu bölgelerden alım fırsatı olacağını, Astor hissesinin daha yüksek seviyelere gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ancak kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar açısından bu destek ve direnç bölgelerinin yakından izlenmesi lazım. 138 TL aşağıda destek, 145 TL yukarıda direnç bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen yardımcı indikatörlerimize bakalım arkadaşlar. Bakın, yardımcı indikatörlerimizden EMA ribbon'ımızın destek noktası 134 TL'den geçmektedir. İçimoku bulutlarımıza bakalım. İçimoku bulutlarımızın mavi destek noktasının altındayız ve bugün oraya bir retest hareketi yapmışız. 143 TL civarlarına ve üzerine atamamışız arkadaşlar. Aşağıdaki destek noktamız 128 TL'den geçmektedir. Hemen RSI bantlarımıza bakalım. Bakın, RSI bantlarının destek noktası 122 TL'lerden geçiyor. Yukarı yönlü eğimli bir destek noktasıdır bu. Her geçen gün yukarı doğru gitmektedir. 122 TL şu an için destek. Yukarıda ise 157 TL direnç olarak karşımıza gelmektedir. Fiyatlar sıkışmıştır. 145 ve 138 TL arasında hareket edecektir. 138 TL'lerin kırılması fiyatların daha sert bir şekilde aşağı doğru gelmesine sebebiyet verir. 145 TL'nin üzerinde kapanış olması ise tekrardan yönün yukarı yönlü olacağı anlamına gelir. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Finansal okuryazarlığın gelişmesi adına yapılan bu yayınları takip etmek kendinize bir yatırımdır. Abone olmayı unutmayalım. Hepinize bol kazançlar diliyorum.